Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dice kanalında yeni bir kargo açımına hoş geldiniz. Çok da değişik bir paketmiş. Bugün ortalığı kasıp kavuran köpek balığı terliği Shark Slide diye geçen terliklere bakacağız. Takipçinin haber vermesiyle bilgim oldu. Ben de görüyordum Instagram'da reklamlarını. Eminim sizler de görüyorsunuzdur. Trendyol'da satışa çıkmış. Böyle bir haberi de alınca baktım numaramda var. Hemen incelemek için ve sizlere tanıtmak için sipariş ettim. Şu sıralarda havalar oldukça sıcak, hala yaz sezonundayız ve güzel terlikler hepimizin hakkı. Bakalım bu fiyatına değer bir ürün mü? Sizler de merak ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Çünkü fiyatı da çok ucuz değildi. 800 TL'ydi. Şu sıralar işte slide'lar, Yeezy slide'lar şunu bunu inceliyoruz. Hani yanına da böyle bir tercih koymak güzel olabilir diye düşündüm. Umarım beğenirsiniz. Umarım keyif aldığınız bir video olur. Eğer beğenirseniz de like atmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın diyelim ve hemen açalım. Normalde açtıklarımızdan çok daha farklı poşette gelen ve ucuz hissettiren, basit hissettiren bir kargo var önümüzde. Yani 800 lira bu arada. Çok da uygun sayılmaz. Daha güzel kutulu bir gönderim yapabilirlerdi. Hatta şöyle Yeezy slide'larım şu an aşağıda var. Onlarla da belki bir kafa kafaya da karşılaştırma yapabiliriz. Evet, bakın şöyle tam bunu derken bir mesajla karşılaştım. Thank you for your order. We hope you enjoy your order demiş. Arkadaşlar görebiliyor musunuz bilmiyorum. Paketi şu şekilde geldi. Hemen şöyle şunu da açalım. Kaç numara aldım? 45 numara aldım yanlış hatırlamıyorsam. Genelde yorumlarda oldukça büyük olduğu yazıyor. Bakalım öyle mi? Evet. Bayağı büyük gibi duruyor. Ama çok da tatlı değil mi? Köpek balığı suratı. Tabii rahatlığı önemli olan. Bu arada ilk gördüğüm zaman hani yabancı sitelerde veya yurt dışından Türkiye'ye işte sipariş ver şeklinde giriyordum. Instagram reklamlarında bu arada çok çıkıyordu. Instagram'da çok fena gerçekten. Neyle ilgileniyorsanız onunla alakalı birçok şey algoritma önünüze çıkartıyor. Bakarken Türkiye'de gelmesi güzel. Bir de güvenilir satıcıya ulaşmak çok zor. Hani Trendyol oluyor olması arada bana güven verdi. Ve bakın gayet güzel bir şekilde de elime ulaşmış oldu. Böyle bir kart koymaları da keyifli olmuş bence. Bu arada 44-45 almışım arkadaşlar. Altında yazıyor bütün bilgileri. Şöyle sizi şunu açtıktan sonra sizi yukarı alacağım. Daha detaylı bakacağız. Şu poşetini yırtalım. Lastikle tutturulmuş. Benim çocuklar bunu gördüğü zaman sabah bayağı bir güzel tepki verebilirler. Ah bu da neymiş böyle? Ekstra tepelerine. Çok iyi. Geçlerini de koymuşlar. Reklamları ilk başta gördüğümde Yeezy terlik bana çağrışımı yapmıştı. Çünkü oldukça kaba, büyük duran terlikler bunlar. O zamandan beri de almak istemiştim. Şu an elime alınca da yine o izlenimi verdi. Oldukça büyük, geniş. Bakalım tabii kullanışlı mı, ayakta giyeceğiz, rahat mı? Hatta direkt kafa kafaya onunla birlikte bir kıyaslama, rahatlık kıyaslaması yapabilirim. Fiyata baktığımız zaman yarı fiyatı ama ucuz sayılmaz burada. Ne diyorsunuz? Güzel gözüküyor bence. Evet, terliklerimiz burada. Dediğim gibi 44-45 numara aldım. Burada ağırlığı var, Made in China ve birkaç farklı logo ve işaret de yine bulunuyor. Şu yüzgeçleri, sırt yüzgeçlerini takabiliriz herhalde. Şurada 42,5 gibi bir numara yazılmış herhalde kendileriyle alakalı. Bakalım nasıl olacak tam anlamıyla şöyle taktıktan sonra. Evet. Tatlı oldu. Bir çizgi film vardı arkadaşlar Disney'in. Neydi? Milo muydu? Milo muydu? Belki hatırlarsınız mavi küçük bir canavar. Resmini koymaya çalışırım bulursam. Aklım onu getirdi çocukluğumda izlemiştim o çizgi filmi. Bunu çağrışım yapan tatlı bir suratı var. İlk etapta güzel bir fikir kesinlikle. Çok hoş. Umuyorum ki taahhüt ettiği rahatlığı da sunuyordur. Şöyle biraz daha yakından bakalım. İlk etapta bazı ufak tefek hatalar gözümüze çarpıyor. Bunları ben pek sevmiyorum. İşte buralarda da aynı şekilde. Birleşim yerlerinde daha çok. Ve onun dışında hiç giymememe rağmen kırılma izleri. Ön taraftaki boyaların hafif kaymış olması da yine çok büyük bir olay mı? Hayır değil kesinlikle ama hani daha kaliteli olabilirdi. Bilmiyorum dediğim gibi Yeezy'lerden de herhalde böyle biraz alıştım son zamanlarda. Daha kaliteli, daha iyi bir şey bekliyorum. Altına baktığımız zaman çok delikli delikli. Bu da sıkıntılı bir durum bence. Bilmiyorum dışarıda bununla yürüdüğünüz zaman veya plajlarda, kumda hani giyildiği resimler çok görüyordum. Oralarda bilmiyorum sıkıntı olabilir. Buraya bir şey girdiği zaman çıkartması problem. Ama ağırlığını azaltmak için yapılmış bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda bastığınızda genişlemesi için de bu tarz bir tutum oluyor. Basketbol ayakkabılarından iyi biliyoruz. Çünkü genelde o teknolojiler hep basketbol ayakkabılarında kullanılıyor. O Yeezy slide'lara benzer yine plastiğin bitim noktası, kesim noktası var.
oldukça büyük, geniş. Gördüğünüz gibi böyle birini tokatlayabileceğiniz şekilde ekmek gibi falan deniyor ya, gerçekten öyle. Spor ayakkabılarımda 44,5 numara, basketbol ayakkabılarımda 45 numara giyiyorum. Bakalım bana nasıl olacak? Yani 43 numara mı alsaydım acaba diye düşünüyorum. Hotiç gibi böyle Türkiye'deki klasik ayakkabı markalarında da, işte Kemal Tanca, Hotiç, bu tarz markalarda da 43 giyiyorum. Bilemedim o yüzden ne söylesem. Bu surat çok tatlı gerçekten. Farklı farklı renkleri vardı. Bu numaradan sadece bu renkte kalmıştı. Onun dışında mavi renk alasım gelmişti. Sarı var, farklı farklı dediğim gibi birçok renk var. Tatlı, hoş bir görüntüye sahip. Çok hafif bu arada. Yani elinizden uçacakmış gibi bir hafifliği var. Arka süzgeci de bilmiyorum, umuyorum ki bir yerlere takılacak gibi olmaz. Çok rahat olacağını düşünmüyorum çünkü fazla geniş arkadaşlar. Özellikle yan taraftaki ve arkadaki yüzgeçler yürümeniz sırasında problem oluşturabilir. Çok rahat eder misiniz bilmiyorum. Bunun dışında fazla esnekmiş gibi de durmuyor. Adım atarken adım rahatlığı nasıl olacak? Ya işte bir hafta 10 gün sonra buradaki süngerin kalitesi nasıl olacak? Rahatlayacak mı yoksa çok mu özelliğini kaybedecek? Bunlar hep muallakta tabii ki. Çıplak ayakla giydiğiniz zaman şuralar ayağımızı acıtabilir mi acaba? Emin değilim. Bunu da yine giydiğimizde görmüş olacağız. İçine baktığım zaman oldukça düz bir yapıya sahip. Biraz daha ayak arkı için destek sunulması iyi olabilirdi. Rahatlık sağlayan öğelerden biri oluyor genelde ayakkabılarda, terliklerde. Bu fazla düz geldi. Çok ayak anatomisi düşünülmeden imal edilmiş gibi hissediyorum. Şu kısmı da bayağı yüksek. Muhtemelen ayağım içeriye buradan çıkacak. Şu görüntü çok hoş olmasa gerek, bakar mısınız? Dişlerin arasından parmaklar çıkıyor. Çoraplı da giyebilirsiniz. Ben basketbol çoraplarıyla işte terlik giymeyi seviyorum. Çok Türkiye'de bu alışılmış bir durum olmasa dahi. Sizler de yine böyle tercih edebilirsiniz. AVM'ye, dışarıya, daha temiz bölgelere giderken çoraplı da tercih edebilirsiniz diye düşünüyorum. Genel itibariyle ilk etapta hoşuma gitti. 800 TL rahatlığı iyi ise bence verilebilir. Aynı zamanda Trendyol'dan aldığım linki aşağıya bırakacağım. Sizler de girip oradan bakabilirsiniz. Birçok kişinin de yorumu var. Genelde yüksek yıldız almış bir ürün. Tabii ayağımıza giyip orada gördükten sonra daha iyi kararlar verebiliriz diye düşünüyorum. Hadi o zaman ayağımıza giyelim şimdi. Evet, şimdi doğruluk zamanı. The moment of truth deniyor ya. Bakalım nasılmış. Tam oldu bu arada. 45 numara. Oo. Arkadaşlar yalnız direkt uzak durun. İki tane nokta var. Birincisi şu parmağımın halini görüyor musunuz? Yani parmağımı nasıl içeri doğru büzüştürdü. Bu mesela çok sıkıntılı bir şey. Bu şu kemiğin büyümesine sebep oluyor. Yani şuradaki kemik var ya, şurayı büyütüyor mesela. Kunduralar falan giyenlerde çok olurdu. Eski nesil dediğim. İkincisi arkadaşlar arkanızı tamamen mahvediyor. Ayağınızı içeri doğru, yani ayağı şöyle içeri doğru düşürüyor. Hani zaten atıyorum düz tabansanız, düşük arksanız çok sıkıntı yaşarsınız. Doğal böyle yüksek arklı olanlar oluyor bazen mesela şurası ciddi manada. Hani belki onlar giyebilir. Tam direkt kutu açımında onu fark ettim. Yani terlik dümdüz. Böyle bir dümdüz olmaması lazım. Yani bu iki sebepten dolayı şu an ayağım o kadar rahatsız ve o kadar kötü hissediyorum ki bence uzak durmalısınız. Direkt ayak anatomisini öldürecek bir şey bu yani. Onun dışında aslında rahatlığı güzel. Yani bayağı bir pofur pofur, biraz dediğim gibi Yeezy terlik havası var. Ama bence uzak durun. Hiç o pazarlama stratejilerine, Instagram reklamlarına aldanmayın. İşte gerçekten alıp bakınca böyle direkt görünüyor. Ayağa açılan yol bu şekilde. Ayağınız arkadaşlar içeri doğru meyillendiriliyor. Bir de buradan da dışa doğru. Yani çok kötü. Gerçekten çok kötü ya. Ya. Şu an bir tuhaf oldum gerçekten arkadaşlar. Çıkartmak istedim. Mesela şurada da iki tane terlik getirdim benim sevdiğim. Mesela Adidas Adilet 22 diye geçer. Oh, baksanıza ayağım ne kadar, parmaklarım ne kadar düz. Ve ayaklarımı şuradan destekliyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bakın şurada bir yükselti oluyor. Olması gereken de bu. Yani ark desteği olması lazım. O kadar ark ki Yeezy terlikle çıkartabilirim ama onu birkaç defa incelemesini yaptım. Kutusundan çıkartasım yok. Bir de mesela burada off-court, Nike off-court terliğim var. Yine aşırı yumuşacık, harika, rahat. Ayağım en azından free arkadaşlar. Yani şu parmaklarım arasındaki boşluklarda yine oldukça fazla oluyor. Böyle olunca şu an nasıl rahatım. Şuradaki rahatsızlık hissim inanılmaz kötü ya. Gerçekten. İlk giyerken diyorsunuz o bir şeye benzeyecek sanki ama yok. Bu dişler çok sıkıntı burada. Yani şekil yapmışlar ama şu dişleri kaldırıp biraz da şuradaki meyli değiştirmek gerekiyor.
Ama görüntü olarak güzel gibi duruyor değil mi? Vardır, çocuk numaraları da vardır muhtemelen ama bence çoluk çocuk uzak durun, yaklaşmayın böyle şeylere. Bundan sonra diğerlerini giydim, o kadar güzel geldiler ki sana anlatamam. Yani Adilet ne kadar almıştım? Ben 1100-1200 almıştım. Şimdi bu off court'larda bir o civarlarda olsun. Hani 1500 lira olsun arkadaşlar, bunlar da 800 lira. Yani bence kesinlikle uzak durun, ayak sağlığınız için. Instagram'da da güzel yorumlar yazılmış, hiç tavsiye etmeyeceğim. Bu şekilde milletin kafayı yediği terlik falan gibi hani lanse ediliyor. İşte Shark Slides falan filan. Bu tarz işte pazarlama stratejilerine boyun eğmemek lazım. Zaten benim ayakkabı dahisi olarak da genelde yaptığım şey bu, biliyorsunuz. Alıp deniyorum, bakalım neymiş ne değilmiş, gerçekten öyle miymiş. Ama buna yaklaşmayın. Ve bu şekilde de sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizin yorumlarınızı da merak ediyorum. Bir sonraki inceleme ve kargo açım videolarında görüşmek dileğiyle. Ayakkabı dahisi bugünlük out.